var. Bugün soğan dikeceğiz. Arkasından pancar ve patateslerimiz var. Onları dikeceğiz. Onları göstereceğim bugün. Şimdi daha önce böyle bir yeri hazırladık. Bunları şimdi, biz bunlara göver diyoruz. Ya belki sizin oralarda daha değişik isimlendirilebilir. Fakat bizim burada bunu millet göver olarak diyebiliyor. Biz de göver olarak 1 kilo aldım. Bugün buraya dikeceğiz inşallah. Tam da zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Yani zaten biliyorsunuz ama ben yine de söyleyeyim. Şu güverin baş kısmını toprağa sokuyoruz. Diğer kısımları, yani şu kısımlar yukarıda kalıyor. Şurası aşağıda kalacak şekilde dikeceğiz. Yani şöyle, toprak zaten yumuşak. Araları 10-15 santim mesafede oluyor arkadaşlar. Yani çok da sık dikmenin bir anlamı yok. Şöyle bunlar buralarda büyüyecekler inşallah. Birer baş soğan olacaklar. Malum yeri geliyor. Pazarda en pahalı oluyor. Bizim de yerimiz imkanı olanlar dikebilir. Kendi şeyini kendisi yetiştirebilir. Burada daha önceden dikilmiş mi? Ya şeyler var. Şu şekilde arkadaşlar dikme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Yağmurlar yağdıktan sonra bunlar tekrar yeşerecektir olduğu yerde. Üstlerini şöyle biraz kapatabiliyorum ki şey olmasın. Açıkta kalıp da yoyulmasın. Şu şekilde. Zaten dikimi de çok kolay. Arkadaşlar. Geçen hafta da bundan biraz daha dikmiştik. Sarımsaklarımız yeşermeye başlamış ama soğanlarda daha bir hareketlilik yok. Umarım bugünden sonra şey olacak. Şöyle kapatıveriyorum üstünü. Bugünlerde güzel bir hava var. Yarın havanın yağış olduğu tahmin ediliyor. İnşallah yağar. Memleketimize bereket yağsın arkadaşlar. Şu şekilde üstlerini kapatıveriyorum. Mesela bu şekilde güver bulamayan arkadaşlar soğanın küçüklerini de dikebiliriz. Küçük soğan olarak bazı yerlerde bulunmayabilir. Veyahut da kalmamış oluyor. Şu an uzunlukları yaklaşık 3 metre. 3 cizi dikmiş olduk 1 kiloya. Yani siz bunu daha seyrek ve daha sık dikip bu şekilde yapabilirsiniz. Kendinize göre ayar yapabilirsiniz. Bundan sonraki dikimimiz pancar olacak. Şurada birkaç tane pancarlar getirdik. Onları dikeceğiz. Onların başlarını keseceğiz. Gövdesini yiyeceğiz. Uç kısımdaki yerlerini dikeceğiz arkadaşlar. O şekilde bir işlem yapacağız şimdi. Şimdi bir ön hazırlık yapacağız. Tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi ellerimdeki şeker pancarı. Şu zeytinimizin dibin zaten gübreli. Bunun içerisine topraklarımızı hazırladık. Önceden şöyle kazdım küçük küçük. Şu pancar kısmını şu yukarıdan belli bir noktadan kesiyoruz. Arkadaşlar. Yani şu geri kalan gövdeyi yani yiyebiliriz. O şekilde bırakacağız. Şu gördüğümüz yaprağın toprağa tamamen gömmeyeceğiz. Şöyle hafif önceden hazırladığımız yeri bu yarı gübreli. Şu şekilde şöyle zaten filizlemiş. Hafif de elimle bastırıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde kalacak. Ondan sonra diğer pancarımızı yine aynı şekilde kesiyoruz. Yani şu gövdenin dikmenin bir herhangi bir artısı yok. Dikiyoruz arkadaşlar.
büyüdükten sonra yaprakları istediğimiz şekilde, ister sarma olarak, bizim burada batırıp kısır çok yapılıyor. Oralarda değerlendirilebilir. Çok da faydalı bir yaprakları var. Uzmanların hep tavsiye ettiği. Şuradaki yanakları hepsini teker teker aynı şekilde dikiyoruz. Toprağımız gayet yumuşak. Çok fazla derin dikmeye gerek yok. Şöyle. Zaten filizlemiş görüldüğü gibi. Dikeceğiz. Arkadaşlar bunlar tamam. Bunları yazın sulayıvereceğiz. Su ihtiyacı olduğu zamanlarda sulasak daha çabuk yetişir, daha iyi olur. Zaten hiçbir ne bir meyve ne bir bitki susuz yetişmiyor. Az da olsa su ihtiyacı duyuyor. Onun için buralarda Allah'ın izniyle bunlar tutacak. Tekrar tuttuktan sonra imkanım olursa bir video daha çekip sizlere göstermeyi isterim arkadaşlar. Şu an buraya 9 tane dikmiş olduk. İnşallah Rabbimin izniyle bunlar tutacaklar. Şimdi buraya biraz da patates dikeceğiz. Patatesi ilk defa dikeceğiz. İnşallah olur. Daha önceki dikiyordu, görüyorduk arkadaşlar. Güzel oluyor. Biz de deneyeceğiz. İnşallah tutar. Çok fazla da dikmek istemiyorum. Daha önceden gübre, yanlış keçi gübresi hazırladım. O yumuşak yeri seviyor. Suyu da ihmal etmeyeceğiz. Onu da çok sık sık sulayacağız. O da çok suyu seven bir besin. Arkadaşlar buraya önceden kazmış olduğum şurada 7 tane patatesimiz var. Sayısına göre çukur yaptım. 7 çukurumuz var şu an burada. Önceden de elimde bulunan gübreden yanmış keçi gübresini dökeceğim buraya belli bir miktarda. Toprakla böyle biraz karıştırdıktan sonra bunun toprağının yumuşak olması lazım. Ve %80 güneş görmesi lazım arkadaşlar bunu diktiğimiz yerin. Gölgede olmuyor. Şu şekilde atacağız. Üzerine kapatacağız. Şu şekilde. Bunlar filizledikten sonra belli bir 10-15 santim yaprağı olduktan sonra tekrar bir boğazlayacağız. Şimdi diğer çukurlarımızı da aynı şekilde içerisine yanmış gübrelerden atıyorum. Arkadaşlar harmanladıktan sonra patateslerimiz zaten şöyle kök vermeye başlamışlar. Onları da şu şekilde kapatacağız. Sonra bunlara tekrar can suyu vereceğim arkadaşlar. Yağmur yağacak ama yağmur gelmeden önce bir can suyu vereceğim. Çok da fazla olmasa da. Şimdi bundan sonra arkadaşlar ıspanak dikeceğiz.
Daha önce dikmiştik ama onu az bulduk. Yerimiz müsait olunca biraz daha fazla yapacağız. Yani hep beraber kolo komşu yiyeceğiz inşallah, olursa Allah'ın izniyle. Şimdi patateslere can suyu vereceğiz. Şöyle. Kışın yağmurlar yağdı, ortalık nemli olduğu için sulamamıza gerek yok ama diğer günler su ihtiyacı olduğunda sulayacağız arkadaşlar bunları. Arkadaşlar şimdi buraya da ıspanak ekeceğiz. Öncesinde bir yerimizi bir teraslayacağız. Şöyle bir düzelteceğiz tırmık yardımıyla. Yerimiz zaten gayet yumuşak. Şöyle küçük bir teras yaptıktan sonra şu alanımız bize yeterli olacak arkadaşlar. Önceden almış olduğumuz ıspanak tohumlarını toprakla biraz harmanladıktan sonra bu şekilde gideceğiz. Böyle yaklaşırsak daha kolay tutuyor, daha iyi tutuyor. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Şu hazırlamış olduğumuz yer buraya yeterli olacak. Çok fazla sık yapmayacak şekilde. Şöyle. Seyrek bir şekilde arkadaşlar tohumlarımızı ekliyoruz. Üzerini tekrar kapatacağız. Arkadaşlar toprağı. Kökleri daha sağlam olsun diye. Şu şekilde. Kışın yağmur suyu almıştık bidonlara, böyle varillere. Buradaki sulardan doldurup gidiyorum. Silifke'deki evimizde kullanıyoruz. Yağmur suyu çok sağlıklı, çok da güzel içimi var. Yani Silifke'mizin suyu nispetinde olsa kireçli. Onun için her gelmemizde buradaki sularımızdan şöyle bidonlarımıza dolduruyoruz. Bir haftalık sürede bize zaten yetiyor. Onun için bugün geldik. Sularımızdan götüreceğiz inşallah. Yine tekrar bu kış yağan yağmurların suyunu tekrar bunlara aldıracağız arkadaşlar. Damın suyunu buraya biriktiriyorum. Yaz boyu ve kışın da evlerimize götürüyoruz. Yazın zaten burada kalıyorum. Silifke'ye gidiş geliş yapıyorum. Şimdi gitmeden önce bir de akşam burada sobamızın başında yufka ekmeği yapacağız. Onu da çekeceğim inşallah. Yani burada yufka ekmeklerimizi yapıyoruz. Silifke'ye götürüyoruz. Orada dolaplarımıza koyuyoruz. Çıkarıp çıkarıp yiyoruz. Bugün de çok güzel bir hava vardı. Çok sakin. Ne bir esinti ne bir rüzgar. Hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Onun için çok güzel bir güne denk geldik. Bunları bazlama yapacağız arkadaşlar. Şöyle sopamızı yaktık. Şu an pişirim için ideal sıcaklığı yakaladık. Ben şimdi sobanın başına geçeceğim. Allah izin verirse bazlamalarımızı pişireceğiz. Bazlamalarımızı pişireceğiz arkadaşlar. Burada da geri kalan pancarları pişireceğimizi söylemiştim. Şu an sobamızın üzerindeki tencerede o var. Şu şekilde. Maşallah kıpkırmızı. Güzel bir kokusu var şu an. Mis gibi koktu. Bazlamamızı da pişirelim ki yanmasın.
Gayet güzel bir şekilde. Mis gibi oluyor inşallah.